Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Gökler ve yer dolusu hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak O'na ibadet eder ve ancak O'ndan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine ve güzide ashabına olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin ve abilerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken attığınız adım sayısınca Allah katındaki izzet ve şerefiniz artırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur ve hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip eder. Değerli kardeşlerim, müminlerin emiri Ömer bin Hattab radıyallahu anh, halifeliği döneminde arkadaşlarıyla beraber geniş bir evde oturduğu sırada onlara yöneldi, dilekte bulunun dedi. Yani şu an elinizin altında olmasını istediğiniz şeyleri ve bu elde etmek istediğiniz şeylerin sebeplerini zikredin anlamı taşıyordu. Hani etrafımızda bulunan yavrularımıza, genç kardeşlerimize istikbale yönelik hedeflerini sorarız ya. Hangi mesleği, hangi maksat üzere seçmesini öğrenmek isteriz ya. Bu saflıkta, bu temizlikte bir taleptir kardeşlerim. Değilse ey misafirlerim, Beytül Mal'ın anahtarları benim elimde bulunmaktadır. Dilediğiniz her talebinizi yerine getireceğime söz veriyorum ifadeleri taşımamaktadır. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ı anlayan kardeşleri ona yöneldi ve içlerinden biri dedi ki, bu ev dolusu dirhemin olmasını ve onları Allah yolunda infak etmeyi isterdim. İçlerinden biri daha çıktı, dedi ki, bu ev dolusu dinarlarımın, yani altından paralarımın olmasını isterdim ve bunları Allah yolunda tasadduk etmeyi umardım. Allahu Akbar. Bu ne kadar ulvi bir terbiye, Allah'ın davasına ne kadar güzel bir gönül vermektir kardeşlerim. Allah'ın dininin yayılması, güç bulması ve hakim olması konusunda elinden gelen bütün her şeyi seferber etme temennisinin en güzel örneklerinden bir tanesidir elhamdülillah. Şahsının, ailesinin, akrabalarının önüne İslam davasının menfaatini ve maslahatını koymanın en güzel örnekliğidir. İnanın bunu sahabeden başka hiçbir beşer başaracak bir erdemle sahip olamamıştır. Özellikle toprağın üstünü hedefleyen ve buraya yatırım yapanlar için bu anlayış çok bol gelmektedir kardeşlerim. Yazlığını, kışlığını, emekliliğini düşünen bir toplum için bu anlayış anlaşılamayacak dereceye ulaşmıştır. İşgal ettiği makama, evlendiği hanıma, bindiği arabaya, gömüldüğü yatağa mahkum olanların idrak etmekte zorlanacağı bir anlayıştır.
Oturduğu ağacın dibinde serinlediği suyun içinde cenneti yaşadığını zanneden nesillerin aklının dumura uğradığı bir yaşam tarzıdır kardeşlerim. Aziz dostlarım, bu anlayışta dinlenmeler kabre, sınırsız sayıdaki arzu ve istekler, gülüş ve eğlenceler cennete ertelenmiştir. Bu anlayışta dünya üç talak ile boşanmış, nikahın altına ise ahiret alınmıştır. Bu anlayışta dünyayı kalkıp gidilmesi gereken bir gölgelik ve istasyon olarak görmek vardır. Bu anlayışta elinde olan her şeyi nimet sahibinin yolunda tasarrufta bulunmak vardır. Evet, Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın misafirleri bir ev dolusu dinarı ve dirhemi temenni etmişlerdi. Müreffeh bir hayat yaşamak için değil, yüreklerin, bedenlerin hidayetle dolu bir ömre muttali olması için, torunlarına varıncaya kadar bir konforlu hayat için değil, daha sonra gelecek olan nesillerin şeytan ve dostlarının bineği haline gelmesin diye böyle bir temennide bulundular. Ah be aziz dostum! Ömer bin Hattab'ın misafirleri bir vadide, sen ve ben başka bir vadide cennet bahçelerini ummaktayız. Şimdi güzel dostum, müminlerin emirinin misafirleri böyle temennilerde bulunduktan sonra sizce o meclisin sahibi, o meclisin efendisi Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın temennisini hiç merak etmiyor musunuz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eğer benden sonra bir peygamber gelecek olsaydı bu Ömer bin Hattab olurdu dediği sahabenin sanki onun dudakları arasında bir melek konuşuyordu diye zannettiği, şeytanın kendisine karşı yorulduğu, zorba hükümdarların, kralların ve komutanların onun eliyle zillet kadehini içtiği, münafıkların, nifak sahiplerinin ürktüğü o yiğit adamın, Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın temennisini hiç merak etmez misiniz? Vallahi mübalağa yapmıyorum. Onun ölümünden sonra anneler onun gibi bir evlat doğurmaktan aciz kalmışlardır. Onun ölümünden sonra alimler, mürebbiler, davetçiler onun gibi bir talebe yetiştirmekten aciz kalmışlardır. Dinle şimdi. Müminlerin emiri, hikmet sahibi, feraset sahibi, takva sahibi Hazreti Ömer radıyallahu an bakın nasıl bir temennide bulunuyor. Ben müminlerin emiri, ben koca İslam devletinin halifesi, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sol değneği, ben müminlerin sığınağı, ben İslam'ın geçilmez surru Ebu Ubeyde İbnül Cerrah radıyallahu an, Muaz bin Cebel radıyallahu an, Ebu Huzeyfe'nin azatlısı, dostu, kardeşi, yareni, canı Salim radıyallahu anhuma gibi adamlar ile bu evin dolmasını ve onları Allah yolunda çalıştırmayı temenni ederdim diyor. Allahu Ekber. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ömer bin Hattab radıyallahu an meseleyi çok iyi kavramıştı aziz dostlarım. 5 yıldızlı medrese binalarının deri kaplı koltuklar ile süslenen vakıfların, 4 tarafı camekan olan derneklerin halısı Isparta'dan, çinisi ve mermeri Kütahya'dan gelmiş camilerin,
her bir sınıfında akıllı tahtaların bulunduğu okulların saydığım ve sayamadığım ne kadar eşya varsa hiçbirinin duvarlarından Allah'ın dinine davet ve Allah yolunda cihadın eserini göremezsiniz kardeşlerim. Ömer bin Hattab radıyallahu anh bu meseleyi çok iyi idrak etmişti. O saydığım unsurların soğuk betonlarından mümin erkek ve mümin kadınlara nasihat bulamazsın. Bismillah. Ya eyyühellezine amenusta'inu bis sabri ve salah. Ey iman edenler, sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Bismillah. Ya eyyühellezine amenuttakullaha hakka tukati. Ey iman edenler, Allah'tan Allah'a yarışır şekilde korkun ve sakının. Bismillah. Ya eyyühellezine amenuştenibu lillahi velirrasuli iza da'akum lima yuhyikum. Ey iman edenler, size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman Allah'ın ve Resulünün çağrısına icabet edin. Bismillah. Ya eyyühellezine amenu qu enfusakum ve ehlikum nara. Ey iman edenler, kendinizi ve ehlinizi ateşten koruyunuz sözleri ile şu duvarların sizlere nasihat etmeyeceğini Ömer bin Hattab radıyallahu anh çok iyi biliyordu. Aynı duvarların insanlara yönelip ey insanlar, şirkinizden, küfrünüzden, cehaletinizden, aymazlığınızdan, tembelliğinizden, sorumsuzluğunuzdan vazgeçin. Allah'a, Resulüne, Allah'ın kitabına yönelin sözlerini duyamazsınız aziz dostlarım. Sizler yine bu binaların camlarıyla, halısıyla, kütüphaneleriyle, oturduğunuz halılarıyla Allah yolunda Bizans'ın ve Farisilerin fethini göremezsiniz aziz dostum. Ömer bin Hattab radıyallahu anh bu meseleyi çok iyi anladı. Ne demek istiyorum kardeşlerim? İslam dini Bizans'ın saraylarının duvarlarıyla yayılmadı kardeşler. İslam dini Farisilerin beyaz köşkünün kapıları, cafcaflı süslemeleri kapılarıyla yayılmadı aziz dostlarım. İslam dini suratlarında iz bırakan hasırlara yatan, yürümeyi bırakın, ayakta durmakta güçlük çeken bineklere binen, sahibini aç kaldıran sofralarda oturan küçük bir topluluğun büyük azmi ve fedakarlığıyla yayıldı aziz dostlarım. Bu şerefli, izzetli, mübin olan din, fotokopi makinalarının ve matbaa, araç ve gereçlerinin olmadığı bir zamanda Azerbaycan'a, benzinin bilinmediği bir dönemde Afganistan'ın kapılarına dayandı. Bu din, bu şerefli din, izzet sahibi din, uçağın bile hayal edilemediği bir dönemde ve asırda İstanbul'un surlarına delik açtı elhamdülillah. Peki nasıl? Takva sahibi, Allah'ı önceleyen, gayrısını teferruat gören küçük bir topluluğun büyük azmiyle kardeşlerim. Dünyayı bir çamur bildiler, üstüne bastılar. İslam'ı giyilecek tek şerefli elbise bildiler, onun ötesine göz dikmediler. Bu küçük ama davası, azmi, şerefi ve izzeti büyük bir neslin eliyle İslam ulaştı elhamdülillah. Ömer bin Hattab radıyallahu an bu meseleyi çok iyi anladı aziz dostlarım. Altının, gümüşün, dinarın, dirhemin ne sayarsanız sayın hiçbir eşyanın iş yapamayacağını, icraat yapanın eşyayı hak ile elinde tutanların olduğunu Ömer bin Hattab radıyallahu anh 1400 sene önce anlamıştı aziz dostlarım. Hem de 21. yüzyıl sen ve ben Müslümanlarının içinde bulunduğu sıkıntıyı giderecek şifanın da tabir yerindeyse alametlerini ve işaretlerini vermişti. O da ne biliyor musunuz? Bizim gerçek sıkıntımız adam olamamak ve elimizin içerisinde yeteri miktarda adam bulunduramamaktır aziz dostlarım. Biz bunun sancısını yaşıyoruz. Biz bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Değilse hocam 21. yüzyılda mahallelerde ve sokaklarda derneklerin sayısı, vakıfların sayısı her geçen gün artmaktadır.
vakıf ve derneklerin içerisindeki insanların sayısı artmaktadır. Camiler cemaatleri barındıracak artık bir güce sahip olamıyorlar cuma namazlarında veya teravih namazlarında. Dava sokaktan mahalleye, mahalleden ilçelere, ilçelerden illere yayıldı. Taşralardan köylere, köylerden merkezlere doğru ilerlemeye başladık. Ama bir problem var aziz dostum. Koskoca İslam davası ortada sahiplenecek birilerini bekliyor. Allahu Ekber. Bizim sıkıntımız bu. Bizim derdimiz bina değil aziz dostum. Bizim derdimiz üzerine oturacağımız alttan ısıtmalı halılar değil. Ah bir binam olsa da, elimde bir araç ve gereç olsa da, şu dünyayı tersine çevirecek işlerin ve icraatların sahibi olurum diyenler vallahi yanılıyorlar. Ömer bin Hattab radıyallahu anh bize bu hakikati anlattı. Bakın kardeşlerim, Kur'an kursları, ilahiyatlar, şeriat fakülteleri, medreseler, davetçi okulları Balkanlardan Avrupa'ya, Asya'dan Afrika'ya kadar yayıldı da İslam ümmeti narkoz yemiş bir hasta gibi yattığı yerden kalkamıyor kardeşler. Sakallılar artıyor elhamdülillah. Tesettürlüler artıyor elhamdülillah. İnsan hak ve hürriyetlerine sahip çıkanlar, hayvanları koruyanlar, çevrenin içinde yaşadığı doğanın dostu olanlar artıyorlar ama maalesef ki haramlar eklemlerimize kadar işledi artık. Maalesef ki günahlar bir kelepçe oldu, bizi esareti altına aldı. Maalesef içinde bulunduğumuz fahşa bir dağ oldu, bedenlerimizi zayıflattı. Müminlerin emiri Ömer bin Hattab radıyallahu anh meseleyi çok iyi anladı aziz dostlarım. O Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin insanlar öyle bir gün gelecek ki 100 deve içerisinden yük taşıyan bir deve konumunda olacak hadisini çok iyi anlamıştı. Bu meseleyi çok iyi kavramıştı. Onun için Ömer bin Hattab kılıcı, kalemi önemsediği kadar o kılıcı ve kalemi tutan eli de önemsedi kardeşim. Bundan dolayı Ömer bin Hattab radıyallahu an rahleyi, masayı, sırayı önemsediği kadar o rahlenin önünde ve arkasında oturanları da önemsedi kardeşlerim. Bundan dolayı Ömer bin Hattab radıyallahu an bir ev dolusu demedi kardeşlerim. Dikkat edin ne olur. Bir ev dolusu demedi. Bana dedi, şu evin içerisine Ebu Ubeyde İbnül Cerrah, Muaz bin Cebel ve Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Salim yeter dedi Ömer bin Hattab radıyallahu an. Ah keşke kardeşlerim, savaşta silahını, ilimde binasını, davetinde parasını önemseyen bizler, onun kadar, hatta ondan biraz daha az, savaşta silahı tutan eli, ilimde kalemi tutan yüreği, davette ve davamızda ona dört kolla sarılan bedenleri önemseseydik, vallahi şu içinde bulunduğumuz perişanlıktan azat olur, özgür müminler haline gelirdik. Allah bizi ıslah eylesin. Yani kardeşlerim, Ömer bin Hattab radıyallahu an ve onun misafirleri bize çok büyük bir hakikati öğretti. Adam olacağız, adam yetiştireceğiz ve elimizdeki adamlara sahip çıkacağız. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın temenni ettiği 3 sahabeye baktığınızda bunun ikisinin muhacir, birinin de ensar olduğunu fark edersiniz. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir hakikati daha bize hatırlatıyor. Muhacir olmak, ensar olmanın bir adım önündedir kardeşlerim. Bizler muhacir olmadan, sıkıntı çekmeden, dert görmeden, dayak yemeden, aç kalmadan, susuz kalmadan, beldelerimizden bir ağacın dallarından meyve gibi kopartılmadan,
evlerimizden uzaklaştırılmadan, her bir değerimizi teker teker yitirmeden bu davanın adamı olamayacağımızı Ömer bin Hattab radıyallahu anh hatırlattı kardeşlerim. O yüzden bir ordu hazırladığı zaman ordunun sağına ve soluna muhacir koyması bundandır kardeşlerim. Çünkü dayak yiyen bir adam kavgadan korkmaz. Yiyeceği olmayan bir adam açlıktan korkmaz. Evi barkı bulunmayan bir adam sürülmekten, muhacir olmaktan asla çekinmez aziz dostlarım. Mekke'nin bağrında yetişen mümin erkek ve mümin kadınlar bunu iliklerine, kıkırdaklarına kadar işlediler. Ondan dolayı davalarına dört elle sarıldılar aziz dostlarım. Ama bakın şunu da ne olur unutmayın. Ömer bin Hattab radıyallahu an üç kişiden birini de Ensar'dan zikretti. Yani dedi ki eğer Ensar olursanız, muhaciri sahiplenirseniz, Allah'ın dinine sahiplik yaparsanız, evinizi açtığınız gibi yüreğinizi de açarsanız, yüreğinizi açtığınız gibi mekanlarınızı da açarsanız, sabreder çalışırsanız, siz de muhacir olmanın birer adayısınızdır, dedi sanki Ömer bin Hattab radıyallahu anh. O yüzden aziz dostlarım, bu davanın adamları muhacirlerdir ve ondan sonra onların izini takip eden ensardır. Allah-u Teala her ikisinden biri olmaya bizlere nasip etsin. Peki, evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesine çıktığında rivayetlere göre 100.000 kişiye hitap etmişti. Biz sahabenin hayatının anlatıldığı kitaplara baktığımızda en fazla 150 tanesine muttali oluyoruz. Doğru mu kardeşler? Ve bu 150 tane şahıs İslam davasına hatıralarını çok derin izlerle bırakmış şahıslardır. Ancak Ömer bin Hattab'ın temennisine tekrar yöneliyoruz ve bakıyoruz ki Hazreti Ömer'in şu üç kişiyi zikretmesinde de çok büyük hikmet varmış kardeşim. 150 kişinin içerisinden üç kişiyi anması, bu adamlara sahip olmak istemesinin de altında çok büyük hikmetler yatmaktadır. Dilerseniz önce kendisine çok vakıf olamadığımız, belki meclislerimizde çok az zikrettiğimiz, çok azımızın tanıdığı bir sahabeden başlayalım. O da Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Salim radıyallahu anhumadır. Kardeşlerim, Salim daha çocuk yaştayken köle pazarlarında satılık bir eşya konumuna düşürülmüştür. Mekke'nin eşraflarından, liderlerinden Ebu Huzeyfe onu pazarda bulur, elini tutar, kendisini satın alır. Ondaki fazilete şahit olur. Gençteki temiz ruha vakıf olur ve bu sefer onu azat eder. Ancak kendisine zarar geleceğinden korktuğundan onu elinden tutar, Mescid-i Haram'a gider. Ey Kureyş halkı! Salim bundan sonra benim azat ettiğim ve oğlum olarak gördüğüm bir çocuktur der. Bu saatten sonra insanlar ona Salim İbnül Huzeyfe ismiyle seslenir. Huzeyfe'nin oğlu Salim diye anarlar. Ve İslam Mekke'nin her tarafından yayılınca Allah bu iki yiğide, baba ve oğula imanla şereflenmeyi nasip eder. Ancak Medine'ye hicret ettiklerinden sonra Allah Azze ve Celle Ahzab suresi ayetlerini indirir. Evlatlıkları olanların artık onları babalarına nispet etmeleri gerektiğini öğretir. Ebu Huzeyfe hiç gocunmaz. Dün Mekke'de Allah'a nasıl teslim olduysa Ahzab suresinin bu emrine de teslim olur. Dört bir taraftan Salim'in ailesini aramaya başlar. Ne gariptir ki kardeşlerim, Hazreti Yusuf'un hayatıyla örtüşen ve aynı paralellikte giden Salim'in Hazreti Yusuf'tan ayrıldığı bir noktası vardır. O da nedir?
hiçbir aileye sahip olamamasıdır. Subhanallah. Hayatı içerisinde onu doğuran bir anne olmasına rağmen, bir baba buna vesile olmasına rağmen, Ebu Huzeyfe'nin o kadar uğraşı neticesiz kalır. Bir baba bile sahibi değildir. Nispet edileceği bir kavmi bile yoktur aziz dostlarım. Nasıl bir imtihan? Bu sefer müminler ona Ebu Huzeyfe'nin azatlısı veya dostu Salim demeye başlarlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Kur'an'ı nasıl okuması ve nasıl yaşaması gerektiğinde büyük bir terbiye alır. Öyle bir seviyeye ulaşır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mümin erkek ve mümin kadınlara şu tavsiyede bulunur. Kur'an'ı şu dört kişiden alın. Onlardan bir tanesi de kardeşlerim Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Salim radıyallahu anh'tır aziz dostlar. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Allah Resulü'nün yaşadığı bir dönemde yatsı namazından geç eve döner. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ya Ayşe seni bu saatte eve getiren etken sebep nedir der. Der ki ya Resulallah ashabının içerisinde ilk defa bu kadar güzel Kur'an okuyan, bu kadar güzel sese sahip olan birini işittim. Bundan dolayı da geç kaldım der. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem merak eder. Acaba bu kimdir? Kur'an okunan meclise geldiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an ayetlerini dinler. Sonra ayağa kalkar. Hazreti Ayşe'ye döner. Der ki ya Ayşe bu Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Salim'dir. Şimdi ne olur dikkat edin. Ümmetim arasından onun gibi bir insanı çıkartan Allah'a hamdolsun der. Allahu Ekber. Bunun gibi bir şeref var mıdır aziz dostlar? Dün köle pazarında satılıyordun. Ebu Huzeyfe gibi bir adam tarafından azat edildikten sonra önce hafız oldun. Sonra hafızların hocası haline geldin elhamdülillah. Öyle bir konumla şereflendin ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin bir ferdi olmanla övündü ve alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etti. Şimdi sana soruyorum aziz dostum. Şu binalara, şu taşlara, şu perdelere, şu camlara, üzerinde oturduğumuz koltuklara, halılara, şu kıytırık kameralara varlığından dolayı hamd ederiz de. Yahu bir gün yöneticiler, idareciler, İnsanların önünde kandil gibi yürüyen alimler, hocalar, davetçiler. Elhamdülillah. Benim falanca gibi kardeşim var elhamdülillah. Benim falanca gibi dava dostum var. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun diyebildik mi aziz dostlarım? Eşyaya hamd edilmesi gerektiğini fazilet bildik. Yanımızda bir dağ gibi duran, bir değnek kabilinde olan, önümüzde sur olan, geçilmez binalar olan kardeşlerimizin varlığına hamd edebildik mi? Allah bizi ıslah etsin aziz dostlarım. Salim'in yıldızını parlatan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir döneminde yaşanan çok büyük bir cihat. Yani Yemame Savaşı'dır aziz dostlarım. Bu öyle bir savaştır ki İslam tarihi o ana kadar böyle şiddetli çarpışmaya şahit olmadı aziz dostlarım. Ensar'ın sancağını elinde tutan Sabit bin Kays radıyallahu an, Peygamber aleyhisselamın şairi. Muhacir'in sancağını elinde tutan da Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Salim'dir aziz dostlarım. Müminler kafirlerle iç içe girdiğinde küffar ordusu öyle bir hamle, öyle bir saldırı gerçekleştirir ki İslam safları dağılmaya başlar. Bunu fark eden Ensar'ın sancaktarı Sabit bin Kays bir çukur kazar. Sonra kefen giyer. Beline kadar toprağa kendisini gömer. Bizden sonrakiler Sabit bin Kays ve arkadaşları kaçmadılar. Dönmediler. Onlara büyük bir hezimet bırakmamak için böyle büyük bir kahramanlığı yapar. Düşman ordusunun Salim'in cephesinden kaydığını fark edince de der ki ey Salim senin tarafından hücuma uğrayacağımızı zannediyorum deyince de bakın aziz dostlarım hafızların aslanı Salim kendisine şöyle cevap verir. Eğer böyle bir şey olursa
Yani düşman benden cesaret bulup size benim tarafımdan akın yaparsa ben Kur'an'ın çok kötü taşıyıcısı olurum der. Allahu Ekber. Ben Kur'an'ın çok kötü bir muhafızı olurum. Ve sağ elinde tutan sancağıyla düşmanın içerisine dalar. Bir darbeyle önce sağ eli kopar. Sonra sancağı sağ sol eline alır. Bir darbeyle sol eli de kopar. Bu sefer onu görenler diyor ki göğsüyle onu kucaklar sancağı ve Ali İmran suresi 146. ayetlerini okur. Nice peygamberler vardır ki beraberlerinde birçok Allah eriyle savaştılar da bunlar Allah yolunda başlarına gelenlerinden dolayı gevşeklik ve zaaf göstermediler. Allah sabredenleri sever. Bu artık Salim'in son sözleri olmuştur kardeşlerim. Savaş biter. Müminlerin ordusu büyük bir zafer kazanmıştır. Yalancı peygamberin damarı kesilmiştir. Müminler şehit olan kardeşlerinin cesedini ararken bir şeyle karşılaşırlar. Neyi biliyor musunuz? Ebu Huzeyfe ile Salim'in cesedi yan yanadır kardeşlerim. Allahu Ekber. Bu ne demek biliyor musun Ümit abi? Huzeyfe daha küçük yaşta köle pazarında Salim'in elini öyle bir tuttu ki onu Mescid-i Haram'da terk etmedi. Beraber iman ettiler. En zor, en meşakkatli günleri beraber atlattılar ve onu cennete giderken de yalnız bırakmadı elhamdülillah. Keşke kardeşlerimizin elini böyle tutabilsek. Keşke kardeşlerimiz bizim ellerimizi böyle tutabilseler. Beraber çıktığımız yol inşallah cennetle taçlansa. Evet kardeşlerim, özellikle hafız olan kardeşlerime sesleniyorum. Bizden ayrıcalıklı olan Kur'an'ın muhafızlarına sesleniyorum. Allah rızası için bunu gönlümün derinliklerinden çıkan bir ses olarak algınlayın. İslam ümmetinin belini kırmak için Allah'ın düşmanları dört taraftan saldırırken ve senin bulunduğun cepheden küffar orduları, askerleri, insanları, bürokratları, siyasileri, felsefecileri ne derseniz deyin akın akın gelirken senin Salim'in sabite eğer böyle bir şey olursa düşman benim cephemden galebe gelirse ben ne kadar kötü bir muhafızım, ne kadar kötü bir hafızım, ne kadar kötü bir Kur'an taşıyıcısıyım diyeceğin günler daha gelmedi mi? Koca bir nesil 100 yıl içerisinde Kur'an'ı okumaktan, Kur'an'ı anlamaktan, Kur'an'ı yaşamaktan uzaklaştırılmışken senin Salim'in Sabit bin Kays'a eğer benim cephemden düşman muzaffer olursa ben çok kötü bir hafızım diyeceğin günler daha gelmedi mi? İslam'ı ve ümmeti Muhammed'i enkaz haline getirmek için dört taraftan Müslümanlar saldırıya uğrarken senin İslam ümmetine bir set, bir geçilmez sur olma vaktin daha gelmedi mi? Kur'an'ın muhafızlığının bedel ödenerek olması gerektiğini hem Ebu Huzeyfe hem de onun azatlısı Salim radıyallahu anhuma bize çok veciz, çok güzel hatıralar bırakarak ispatladı elhamdülillah. Allah'ın selamı onların üzerine olsun. Allah'ın muhabbeti, rahmeti Ebu Huzeyfe, Salim ve onların yoluna ram olanların üzerine olsun. Kardeşlerim, muhacirden bahsedeceğim ikinci büyük şahsiyet, Hazreti Ömer'in temenni duyduğu adamlardan biri de Ebu Ubeyde İbnül Cerrah radıyallahu anh'tır. Kardeşlerim, Ebu Ubeyde'nin ilk öğretmeni, mürebbisi Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'tır. Onun eliyle İslam'ı tanımıştır.
onun eliyle müşerref olmuştur İslam'la, daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına getirilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona öyle büyük bir muhabbet beslemiştir ki, Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayetine göre her ümmetin bir emini vardır. Benim ümmetimin emini de Ebu Ubeyde İbnül Cerrah'tır dediği bir şerefe nail olmuştur elhamdülillah. Onu sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevmedi. Onu sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem övmedi. Bedir günü müşrikler Ebu Ubeyde'nin kılıcının gölgesinden kaçarken adamın biri Ebu Ubeyde'nin peşinden kovalıyordu. Ebu Ubeyde adamdan kaçıyor. Adam Ebu Ubeyde'yi rahatsız etmekten vazgeçmiyordu. Daha sonra bir aslan gibi üzerine atılır, pençeleriyle adamın kellesini kopartır. Yere düşen beden ise Ebu Ubeyde İbnül Cerrah'ın babasının ta kendisidir. Allah onun bu şecaatli, bu vefakar, bu azimli ameline Mücadele Suresi 22. ayetiyle iltifatta bulunur. Elhamdülillah. Hele bir Uhud günü vardır ki öğle namazından sonra vakit olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin en fazla zorlandığı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en fazla meşakkat çektiği anlar ve sahneler yaşanmıştır. Müşrikler cesaret bulmuş, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmek için el birliği yaptıkları sırada karşılarında geçilmez bir sur, Ebu Ubeyde İbnül Cerrah radıyallahu anh vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mihferinin demirleri onun mübarek yanaklarına saplanır. Allah Resulü onu çıkartmakta zorlanınca Ebu Ubeyde dişleriyle o mihferin demirlerini çeker ve o dişler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mihferinin demirlerinde kalır. Sahabe der ki, ön dişleri olmamasına rağmen böyle bir güzelliği başka kimse de görmedik der. Elhamdülillah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin en fazla kimi sevdiği Hazreti Ayşe'ye sorulduğunda, Hazreti Ayşe üç isim sayar kardeşler. İkisi malumdur. Biri Hazreti Ebu Bekir'dir. Diğeri Ömer bin Hattab radıyallahu anh'tır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamet günü insanlar dirileceğinde bu ikisiyle beraber kalkacağını Peygamber aleyhisselam müjdelemişti. Üçüncüsü de kardeşlerim Ebu Ubeyde İbnül Cerrah radıyallahu anh'tır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazen onun olmadığı meclislerde anıldığında der ki, Ebu Ubeyde ne güzel bir insandır. Böyle bir taltifte ve iltifatta bulunmuştur. Sadece Allah'ın, sadece Allah Resulü'nün değil, sahabenin ama özellikle de Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın gözdesi bir sahabeydi. O Şam'ın fatihiydi kardeşler. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün hizmetlisine 4000 dirhem ve 400 dinar verir. Der ki, git bunu Ebu Ubeyde'ye ver. Ancak der, Ebu Ubeyde'nin bu paraları ne yapacağını gözlemle, bana haber getir. Adam gider Ebu Ubeyde'ye emanetleri teslim eder. Ebu Ubeyde sizce ne yapar? Her birini fakirlere infak eder. Daha sonra adam Medine'ye gider, Hazreti Ömer'e rapor verir. Hazreti Ömer radıyallahu anh tebessüm eder. İslam'ın içerisinde böyle insanları yarattığından dolayı Allah'a hamdolsun sözlerini söyler. Allahu Ekber. İslam'da böyle yiğitleri, böyle fedakar adamları yarattığından dolayı alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd eder. Ve Şam'a onu ziyarete gider kardeşler. Bakın dikkat edin, Şam'a bizzat onu ziyarete gider. Ve yolda Hazreti Ömer'i yöneticiler, idareciler, ordu kumandanları, o bölgenin eşrafları karşılar. Hazreti Ömer'in gözü birini arar. Der ki, kardeşim nerede? Derler ki, ey müminlerin emiri, senin kardeşin kimdir? Der ki, Ebu Ubeyde İbnül Cerrah'tır. Allahu Ekber. Derler ki, biraz bekle, şimdi gelir. Devesinin üzerinde salına salına geldiğinde Hazreti Ömer bir rivayette
kendisinin ayaklarına doğru böyle eğilir. Şam topraklarında çamurlanan o mübarek ayaklara doğru hamle yapar. Ebu Ubeyde de onu ellerinden tutar. İkisi kucaklaşırlar. Der ki, ey kardeşim, beni evine götür. Der ki, ey müminlerin emiri, halimi görüp ağlayacak mısın? Tabiri kendisi bir derdin içine düşeceksin. Benim muzdaripliğime şahit olacağın gözünden yaşlar akıtacaksın. Tabir yerindeyse sen gelme dercesine bir soruydu. Hazreti Ömer ısrar edince evine götürdü. Hazreti Ömer bir keçe, bir tabak ve bir kırbadan başka hiçbir şey göremeyince, ey Ebu Ubeyde dedi, senin eşyaların nerede? Ebu Ubeyde sessiz kaldı. Müminlerin emiri Ömer bin Hattab radıyallahu anh dedi ki, peki ey Ebu Ubeyde, senin dedi yiyeceklerin nerede? Nerede saklıyorsun? Ebu Ubeyde tabağa doğru yöneldi. Kırıntıları aldı. Müminlerin emirinin yanına geldiğinde Hazreti Ömer artık ağlamaya başlamıştı. Öyle bir ağladı ki Ebu Ubeyde dedi ki, ey müminlerin emiri, halime gelip ağlayacağını söylememiş miydim? Menziline ulaşmak isteyene bu yiyecek yeterlidir der. Allahu Ekber. Ebu Ubeyde'nin sözüdür. Menziline ulaşmak isteyen, derdi cennet olanlara ayakta tutacak kadar bu kırıntılar yeter der. Ama Ebu Ubeyde kardeşini anlamamıştı. Dostunu anlamamıştı. Müminlerin emirini anlamamıştı. Çünkü müminlerin emiri onun haline ağlamıyordu. Kendine döndü ve dedi ki, dünya senin dışında hepimizi aldattı dedi. Ey Ebu Ubeyde, Allahu Ekber. Dünya senin dışında hepimizi aldattı dedi. Vallahi Hazreti Ömer onu çok seviyordu. Hazreti Ömer için Ebu Ubeyde İbnül Cerrah bir zırhtı. Hazreti Ömer için Ebu Ubeyde İbnül Cerrah yalın bir kılıçtı. Hazreti Ömer için Ebu Ubeyde İbnül Cerrah üzerine binilip menzili cennet olacak bir binekti. Hazreti Ömer için İbnül Cerrah bir insan olarak her şeydi kardeşler. Şam'da veba yayıldı. İnsanlar veba hastalığından kırılmaya başladı. Ebu Ubeyde'nin hasta olduğu haberi müminlerin emirinin kulağına geldi ve ona bir mektup yazdı. Dedi ki, kardeşim, sana acilen ihtiyacım var. Bir mektup yazdı, Şam'a gönderdi. Kardeşim, sana dedi acilen ihtiyacım var. Ebu Ubeyde, feraset sahibi, hikmet ehli bir adam, mektubu aldı. Okuduktan sonra müminlerin emirinin niyetini anladım. Baki olmayanın hayatta kalmasını istiyor der. Yani benim sanki ebedi yaşayacağımı, bu hayat içerisinde baki kalacağımı sanki temenni ediyor. Latifesinde bulundu ve kendisine bir mektup yazdı. Bakın mektup şudur kardeşlerim. Ey müminlerin emiri, senin ihtiyacının ne olduğunu ben çok iyi biliyorum. Davetin konusunda beni mazur gör. Ben Müslüman ordularından birisi arasındayım ve kendimi onlara asla tercih edemem der. Allahu Ekber. Çünkü Ebu Ubeyde'nin eli veba hastalığından dolayı bir yara bağlamıştı. Hazreti Ömer onu tedavi için çağırıyordu. Ebu Ubeyde de dedi ki, ben kardeşlerimi cihat meydanlarında Şam'ın hastalıklı topraklarında bırakıp asla gelemem, beni mazur gör. Mektup Hazreti Ömer'e ulaştı. Hazreti Ömer mektubu açtı. Ağlamaya başladı. Vallahi bunu abartı olsun diye söylemiyorum ama muhtaç kaldığımız bir kardeşlik var ya. Hani şöyle duygularımızı sarsan, elimizin altında eriyen kardeşleri gördüğümüzde yüreğimizin eridiği bir kardeşliğin örneğini biz Hazreti Ömer ile Ebu Ubeyde arasında görüyoruz. Ağlamaya başladı. Orada bulunanlar dedi ki, ey müminlerin emiri, yoksa dedi İbnül Cerrah dedi vefat mı etti? Hazreti Ömer dedi ki, hayır dedi, yalnız dedi ölmek üzeredir.
Ölmek üzeredir. Kendini tabir yerindeyse ölümün kucağına bırakmıştır. Vallahi hastalığından dolayı mızrakların, kılıçların, zırhların öldüremediği adamı veba hastalığı Şam beldelerinde öldürdü elhamdülillah. Şam beldelerinde öldürdü. Ve bu haber Medine'ye geldiğinde Hazreti Ömer radıyallahu anh sahabenin nakline göre çok diyor önemli devlet işleriyle uğraşıyordu. Fetihler büyüdü, sınırlar genişledi, sorunlar, problemler artıyor. Her tarafta şehitler, şehit aileleri, yaralı gazi mücahitler, ne derseniz deyin. Sorumluluk büyük artık. Bu sıkıntılı devlet işlerinde bulunurken kardeşlerim mektubu aldı. Ebu Ubeyde'sini kaybettiğini öğrendiği anda diyor ki rivayette şöyle diyor, gözlerini diyor yumdu. Müminlerin emiri gözlerini sıktı diyor, kapattı. Sonra diyor bir yaş boşanmaya başladı. Kim bilir ne hatıralar geçiyordu Hazreti Ömer'in aklından. Kardeşiyle daha ne işler yapacaktı? İran'ı fethetmişti. Bizans'ı fethetti. Suriye topraklarını İslam beldesi toprakları içerisine kattı. Kim bilir daha Hazreti Ömer'in dünyasında, temennilerinde nerelerin fetihleri vardı? İbnül Cerrah ile, ama o inkıtaya uğramıştı. Sonra diyor yaşlar boşaldı. Ağlamaya başladı. Bir müddet bekledi. Ondan sonra büyük bir sabırla, azimle, kararlılıkla gözlerini açtı. Kardeşine dua etti ve onunla olan hoş hatıralarını zikretmeye başladı. Evet kardeşlerim, Ömer bin Hattab ve misafirlerinin kendi aralarındaki konuşma bize çok büyük hatıraları, çok büyük hakikatleri öğretti elhamdülillah. Hazreti Ömer'in saydığı üç isim ki Muaz bin Cebel'i bu akşam zikretmeyeceğiz. İnşallah bir sonraki dersimizde kendisini anacağız. Üç kişinin biri hafızdı, biri alimdi, hem de içtihat edecek seviyede bir alimdi. Biri de mücahitti. Ama üçünün ortak özelliği vardı. O da ne? Tam bir sorumluluk bilincine sahip olmalarıydı kardeşlerim. Tam bir sorumluluk sahibi olmalarıydı. Hatta çok kısa bir anekdot paylaşıp bitiriyorum inşallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ubeyde İbnül Cerrah'ı bir savaşa gönderiyor. Yanlarına çok az bir katık alıyorlar. Her güne bir avuç dolusu hurma düşüyor paylarına. Seriyenin çıktığı savaş uzayınca, dikkat edin şimdi, her güne bir hurma düşmeye başladı. Ellerindeki hurmalar tükendi. Rivayette şöyle geçiyor. Yaprakla su, yaprak yiyip su içmeye başladılar. Bu rivayeti veren kişi Ebu Ubeyde'nin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği görevi nasıl bir sorumluluk bilinciyle kucakladığının en büyük delillerinden biri olduğunu bizlere bildirdi kardeşlerim. Evet, bu üç yiğit kişi Ömer bin Hattab'ın, müminlerin halifesinin temennisi, hayallerinin adamlarıydı. Üçü farklı meziyetlere sahipti ama çok önemli bir noktada buluşuyorlardı. O da sorumluluk bilinci kardeşlerim. Aziz dostlarım, İslam ümmetinin her tarafının yok edilmek için gayret gösterildiği, namuslarımızın, ırzlarımızın, canlarımızın, mukaddesatımızın yok sayıldığı, gülerek, eğlenerek, alay ederek beldelerimizi tarumar ettikleri bu dönemde, yetimlerin, öksüzlerin, tek başına kalan ihtiyarların bize ne zaman yardım edeceksiniz diye haykırdığı bu dönemlerde, sayımızın her zamankinden çok daha fazla çoğaldığı, imkanlarımızın her zamankinden çok daha fazla arttığı ama
İslam davasının ortada bir yetim olarak kaldığı bu dönemde Ömer bin Hattab radıyallahu anh 21. yüzyıl ve ondan sonraki müminlere adam olun, adam yetiştirin, elinizdeki adamların kıymetini bilin ve Allah'ın davasını sahiplenin mesajını verdi. Allah Azze ve Celle'den temennimiz Ömer bin Hattab radıyallahu anh gibi hikmet ehlini, Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Salim gibi hafızları, Ebu Ubeyde İbnül Cerrah gibi yiğit, mücahit, idareci, yönetici abileri, Muaz bin Cebel gibi içtihat edecek konuma yükselmiş alimleri sorumluluk sahibi kılsın. Onlar gibi erlerin, yiğitlerin şu sokaklar içerisinde çoğalmasını, annelerin böyle fedakar sorumluluk sahibi cengaverleri gebe kalmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz eder. Bir alimin ifadesiyle ortada yaralı bir ceylan gibi kendisini müdafaa edecek, koruyacak, etten duvar haline gelecek, geçilmez surlar oluşturacak ümmet bilinci ortaya koymamızı alemlerin Rabbi olan Allah'tan niyaz eder. Temennilerimizin arasına bunları ekleriz. Allah Azze ve Celle dünyanın her bir köşesinde eziyet gören, mağdur olan insanların zulmüyle saçlarının beyazladığı, mustazafla düşürülen Müslüman erkek ve Müslüman kadınlara yardım etsin. Bizlerin eliyle Allah onlara bir daha mağlup olunmayacak zaferler ihsan eylesin. Geceniz ve gecemiz mübarek, akıbetimiz hayır, cennetimiz firdevs olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat.